Kredi, özellikle maçlar konusunda, bahis oynanması konusunda kesin kupon, kesin tutar diye paylaşımlar yaparak karşı taraftan para istenerek kupon satışı yapılmakta. Bunun sonucunda da eğer vatandaşımıza kazandınız, evet şu kadar miktar oynadınız, yüksek miktarda kazandınız ama bunu alabilmeniz için sizin vergi ödemeniz lazım diye geri dönüşler yaparak vatandaştan ekstra ekstra para almaktalar. Zaten illegal bir organizasyon. Vatandaşlarımızın ufak vaatlerle, ufak hediyelerle, hediye çekiyle veya bedava şeylerle kandırmaya çalışarak onların zar zor kazandığı parayı da ellerinden almaya çalışanlarla mücadele ediyoruz. Burada vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olursa kimsenin kimseye bedava bir şey vermeyeceğini, bundan sadece fayda sağlayacağını düşünürlerse daha bilinçli hareket ederler. Tüketici olarak mesela, tüketiciler bizim en fazla alanımız, kamu sektörü olsun, diğer sektörler olsun bizim en büyük alanlarımız. Burada da ticari faaliyet yapan iş yerleri veya ticari alışveriş yapan vatandaşlarımız yine alışveriş yaptığı yerleri daha önceden kontrol etmesi gerekmekte. Biz hep bu konuda vurgu yapmaya çalışıyoruz. Kurumlarımızın sabahki konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi saldırılara maruz kalabiliyorlar. DDoS saldırılarına maruz kalabiliyorlar veya farklı farklı saldırılara maruz kalabiliyorlar. Bunlarla ilgili evet bilişim firmaları var. Güvenliğin alınması için gerekli güvenlik duvarlarının güncel tutulması için eğitim veriliyor. Her türlü şey sağlanabiliyor. Ülkemizde bunu sağlayabilecek çok büyük firmalarımız var. Yapıyorlar da bunu. Ama burada yine insan faktörü öne çıkıyor. Bir sistem ne kadar güvenli olursa olsun, ne kadar gelişmiş bir korumaya sahip olursa olsun, onun başında oturan, onu kullanan kullanıcı eğer ki bu kadar bilgili değilse, kullanım şekli, kendi güvenliği hakkında bilgili değilse ne yazık ki bu zero day dediğimiz ataklar insanlarımızdan kaynaklı olarak cihazlarımıza yerleşmekte. Cihazlarımızda bir hata olmamakta normalde ama insanlarımız bir anlık panikle, bir anlık düştükleri o algı değişimiyle kurumları da kullanmış oldukları veri tabanlarının şifrelenmesine sebep olmakta. Şu anda eskisi gibi saldırılar bireysel olarak değil, yine kurumlara, sektörlere yönelik yapılmakta. Bu yapılan saldırılarla kurumların kullanmış olduğu veri tabanları şifrelenmekte ve fidyeci zararlı yazılım dediğimiz ransomware zararlı yazılım bulaştırılmakta ve karşılığında belli bir miktar ücret istenmekte. Bunun mağduru kalınmaması için biz uyarılarımızı yapıyoruz. Sürekli olarak Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'yla diğer kurumlarla sürekli bilgilendirme faaliyetinde yapıyoruz. Öncelik hep bilinç. Bizim için önceliğimiz bilinçlendirme. Bilinçli olduktan sonra herhangi bir sıkıntımız olmaz. Son günlerde yine aynı şekilde sosyal medya platformları olsun, mesajlaşma uygulamaları olsun, o günün manasına, gününe özel hazırlanmış virüslü linkler gönderiliyor. BTK bünyesinde bulunan USON bunları tespit ettiği anda kapatıyor, erişimi engelliyor. Bizler de bize bildirilen bu linkleri ve diğer zararlı içerikleri USON'a ivedi bir şekilde bildiriyoruz. Onların sayesinde, onlarla birlikte ortak çalışarak onların kaldırılmasını, zararlı yazılımdan insanların etkilenmemesi için mücadele ediyoruz. Bir önceki seneye göre COVID-19'un başlanmasıyla birlikte bu saldırılarda da gözle görülür bir şekilde artış var. Vatandaşlarımız, yine diyorum bu konuda hani sadece vatandaşlarımız değil, kurum çalışanları, müdürlerimiz, üst yöneticiler, onların da bilgisi olması lazım. Kendilerine gelen link içeren bir mesajı tıklamadan önce düşünmesi lazım. Gelen mesajlara bakmadan önce düşünmesi lazım. Kendi güvenliği, kurum güvenliği için. Biz bu güvenliği sağlarsak biz siber suçlarla mücadele ederiz. Mücadele için güvenlik, bilinçli kullanım çok önemli. Şimdi bildiğiniz gibi COVID'le birlikte kart kullanımı da arttı. Kredi kartı kullanımları da çok fazla bir şekilde arttı. Geçen seneye oranla yaklaşık olarak %30, %40 civarında
kredi kartı, banka kartı kullanımları arttı. Özellikle temassız kullanımlar arttı. Çünkü insanlar tedirgin oluyorlar. Kendileri nakit para yerine kredi kartını, temassız özelliğini kullanıyorlar. Online alışveriş yapıyorlar. Burada da yine dediğim gibi kontrol edilme mekanizmaları çok önemli. Vatandaşın önce aldığı sayfaya bakması lazım. Hepimizin nereden alışveriş yapıyoruz? Güvenli bir sayfa mı? Değil mi? Ücreti çok cazip bir fiyata mı veriyor? Bunların kontrol edilmesi lazım ve yaşadıkları herhangi bir sıkıntı olması halinde bizlere, kolluk görevlilerine, savcılığa bilgi vermeleri lazım. Bilgi geldiği sürece biz soruşturmaları net bir şekilde yürütebiliriz. Ama bilgi gelmez. Vatandaşımız çok cüzi bir miktar gitmiş, gerek yok bunu bildirmeye diye düşünürse, o zaman bundan fayda sağlayanlar bu fiillerine devam ederler.